Bazı durumlar öyle pek sık görülmüyor. Ama bazı durumlar var ki sahiden de acayip nadir meydana geliyorlar. Hatta milyonda bir bile demek mümkün. Arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizlerle bu anlar hakkında konuşacağız. İşte karşınızda vahşi doğada milyonda bir görülen inanılmaz anlar. Karaca avlayan kartal. Ya hep ya hiç gibi bir laf vardır. Hani yapıyorsan en iyisini yap gibisinden. İşte bir kaya kartalı bu lafı fazla ciddiye almış olacak ki açlığını dindirmek için tüm hayvanlar arasından koca bir karacaya dalmaya karar veriyor. Bu anlar Tennessee'de ava çıkan bir grup avcının kamerasına yansıyor ve görüntülerde kartalın nasıl dalışa geçip de karacanın ensesine çöktüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Avcı, olay gerçekleşmeden önce bulundukları arazide yalnız olmadıklarını ve yukarılarda büyük bir kartalın gezdiğini fark ediyor. Bir şeyler olacağını sezmiş olacak ki hiç vakit kaybetmeden kamerayı çıkarıp kayıt tuşuna basıyor. Kaya kartalları genellikle batı taraflarında yaşar ama kış geldi mi Tennessee'ye doğru geçerler. Bölgede bu kuşlara rastlamak pek şaşırtıcı olmasa gerek çünkü bölgeye 1995 ile 2006 arası esaret altında yetişmiş aşağı yukarı 50 kartalın salındığı biliniyor. Aynı durumun Kuzey Georgia ve Kuzey Carolina'da da görüldüğü biliniyor. Bir kaya kartalının kalkıp da bir karaca avlamasının pek de nadir görülmeyen bir durum olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama işin aslına bakarsanız öyle. Bunlar genellikle orta boyutlardaki hayvanlarla besleniyorlar ki ona diyecek bir şey yok. Çayır köpekleri, yer sincapları ve tavşanlar gibi hayvanlar işte. Kaya kartallarının şimdiye dek keçi, koyun ve diğer evcil hayvanların peşine düştüğü de biliniyor. Bizim karacaya dalan kartalın karnı çok ama çok açmış demek ki. Neyse, iyi denemeydi. Hadi geçelim. Burada gördüğümüz görsel bir sanatçı tarafından bir balıkçının gerçek olduğunu ve gördüğünü iddia ettiği bir durum üzerine yaratılıyor. Balıkçı adam hikayesini sosyal medyada paylaşıyor ve yaşadığını iddia ettiği durum kısa bir süre içerisinde internet aleminde yayılıyor. İnsanlar da haliyle bu sıra dışı olayı böyle bir görselle tasvir etmeden duramıyor. Balıkçının anlattığına göre adam işteyken birdenbire devasa bir ispermeçet balinasının sudan çıkıp bir gemiye çarptığını görmüş. Olayın had safhada dehşet saçtığını söylememize gerek yok tabi. Bu sahiden de doğada milyonda bir karşılaşacağımız türden bir olay. Keşke biz de gerçek hayatta böyle bir olaya tanık olabilseydik. Yani en azından gerçek bir fotoğraf görmek güzel olabilirdi. Ama bu görselle yetinmek durumunda kalacağız. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir olay sahiden yaşanmış mıdır? Ya da bu resmi siz çizseydiniz nasıl çizerdiniz? Hadi devam. Boynuzlu çıngıraklı yılan kendini gizliyor. Dünyamızda yaşayan 3000'den fazla yılan türü var ve bu yılanların hepsi kendilerini diğer yılanlardan ayıran değişik özelliklere sahip. Boynuzlu çıngıraklı yılan olarak bilinen bu türde değişik özelliklere sahip olan yılanlara bir istisna değil. Bizimkinin özelliği ne mi dersiniz? Yani pek çok özelliği var ama en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi sıkıntılı çöl koşullarında rahatça hareket edebilmek için yan yan gidiyor olması. Bunu hem daha hızlı hareket etmek için hem de kendisini biraz soğutmak için yapıyor. Boynuzlu çıngıraklı yılan bu şekilde saatte 30 kilometre gibi yüksek hızlarda hareket edebiliyor. Bacaksız bir sürüngen olmanın sizi yavaşlatacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saatte 30 kilometre demek muhtemelen bu yılandan koşarak bile kaçamayacağınız anlamına geliyor. Aramızda bu kadar hızlı koşan baba yiğitler ve hanımefendiler varsa aşağıya yazsınlar da bilelim. Boynuzlu çıngıraklı yılan kafasını ve kuyruğunu yere çapa yapıyor ve kendini öne itiyor. Vücudunun iki kısmını böyle bir yöntemle kullanınca gevşek kumlarda oldukça sıkıntılı olacak kavrama işini rahatlıkla hallediyor. Ama böyle bir hızda bu şekilde ilerlemek de yırtıcıların yapacağı türden bir hareket değil. Bizimki de muhtemelen kertenkele gibi potansiyel avlarından feragat ediyordur. Ama avının peşinden böyle koştuğunu kim söyledi? Ya da hepten koştuğunu diyelim. Çünkü boynuzlu çıngıraklı yılan avının peşinden koşan bir yılan değil. Bekliyor ki avı ona gelsin. Onu da kendisini kumun altında sadece gözleri yukarıda kalacak şekilde gömerek yapıyor. Gömülürken kumu biraz eşeliyor ama çok geçmeden rüzgar o işi hallediyor ve oraya sanki biri hiç girmemiş gibi oluyor. Yılanın artık tek yapacağı şey beklemek. En sonundaysa önünden bir kertenkele geçiyor ve saniyeler içinde bizim yılanın akşam yemeği oluyor. Kayalara tırmanan ayılar. Hani dağlık yollarda bir tabela vardır. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. İşte bu siyah ayıların olduğu yerlerde ikisinin de aynı anda meydana geldiğini görmek mümkün. Siyah ayıların etrafta gezinmek için kullandığı farklı yöntemler var. Bunlar arka bacakları üzerinde durup yürüyebilen hayvanlar. Aynı şeyi dört ayaklarında da yapabiliyorlar elbette. Ayaklarının biraz dirediğini de görmek mümkün. Çünkü siyah ayıların arka bacakları ön bacaklarından azıcık uzun. Tamam yürüyorlar ama başka ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tırmanıyorlar. Ayılar kayalara tırmanabilir.
Evet, yanlış duymadınız. Eminim siz de en az bizim kadar şaşırmışsınızdır. Stephanie Latimer adı verilen YouTuber, Santa Elena Kanyonu duvarında tırmanan bu Meksika siyah ayılarını kayda almayı başarıyor. Duvar neredeyse 90 derecelik dik bir açıya sahipti ama buna rağmen anne ayı da, yavruları da kaya duvarlara tırmanıp güvenli bir düzlüğe ulaşmayı başardı. Yanlış biliyor olabiliriz ama duyduğumuza göre bu hayvanların nesli de tükenme tehlikesi altında. Bununla alakalı farklı şeyler söylenir ama bu görüntülerdeki ayıların tırmanırken biraz tereddüt ettiği görülse de hepsinin güvenli bir şekilde tırmanması mutluluk verici. Ağırlıkları 200 kilograma kadar çıkabilen Meksika siyah ayılarının nesli özellikle de Teksas civarında tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Köprüde şov yapan maymun. Denge konusunda üstüme yok diyenlerdenseniz bir daha düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Gelin sizi Güney Afrika'daki Mankelen sığınağında yaşayan Siam'la tanıştıralım. Siam, 128 metrelik köprünün başına geldiğinde köprüden diğer maymunların yapacağı gibi normal bir şekilde geçmiyor. Tarzı değil. Onun yerine ip trabzanların üstüne çıkıp mükemmel bir dengeyle şov yapmayı tercih ediyor. Kendini dengelemek için hepimizin yapacağı gibi iki kolunu da yana açıyor ama bunu öyle bir yapıyor ki aşağı düşersem ölürüm korkusu sıfır. Belki aşağı düşmenin sıkıntılı olduğunun farkındadır ama düşmemek konusunda kendisine fazla güveniyordur. Yani şimdi kamerayı fark edip de artistlik yapıyor gibi gelebilir ama işin aslına bakarsanız Siam'ın bildiği tek yol bu. Mankelen sözcüsünün dediğine göre Siam, Fransa'daki bir hayvanat bahçesindeki kafesli ortamdan geliyor. Köprü falan bilmiyor yani. Nasıl geçeceğini de bilemediğinden dolayı bildiği tek yola başvuruyor ve ortaya böyle inanılmaz görüntüler çıkıyor. Ama bunlar oldukça atletik ve zeki hayvanlar. Eminiz ki Siam yaptığı gözlemler sonucunda kısa süre içinde köprüden normal bir şekilde geçmeyi öğrenecektir. Antarktika'daki balinalar. Balinalar sahiden de acayip hayvanlar. Ne yaptıkları da önemli değil. Herhangi bir şey yaparken bile o kadar güzel görünüyorlar ki ama son zamanlarda balinaların yaptığı bir hareket uzunca zamandır balina davranışlarını gözlemleyen uzmanları bile şok edecek nitelikteydi. Kış vakti Antarktika'da beslenen kambur balinalar üremeye başlamak için Avustralya tarafına doğru daha sıcak sulara geçtiler. Kuzeyden güneye olan bu göç yıllık bazda gerçekleşiyor ama bu balinalar 2021 yılında daha önce hiç görmediğimiz bir hareket yaptılar. Toplaşan balinalar ilginç bir şekilde büyük bir grup halini alarak baloncuk ağı adı verilen bir teknikle avlanmaya başladılar. Bir drone pilotunun kamerasını yansıyan bu görüntüler bir kambur balina grubunun Güney Yarımküre'de ikinci ve Avustralya'da ilk kez görülmesi niteliği taşıyordu. Bu aynı zamanda baloncuk ağı avlanma yönteminin Avustralya taraflarında ilk kez görülmesiydi. Baloncuk ağı yöntemi balinaların yiyecek yakalamak için kullandığı oldukça eşsiz bir yöntem. Burunlarından baloncuk çıkarıyorlar ve bu baloncuklarla balıkları ve kirileri kapana kıstırıyorlar. Bunu ise balonları tek bir küçük alanda toplayarak yapıyorlar ki balonlar arasında kalan hayvanları yemesi daha kolay olsun. Balinalar sonra ağızları açık bir şekilde suyun altından su üzerine doğru yüzüyor ve önlerine çıkan her şeyi yiyorlar. Otoyolda koşan kurtlar. Kanada'da yaşıyorsanız araç kullandığınız esnada yol kenarında envai çeşit hayvan görmeye alışıksınız demektir. Ayılar, Kanada geyikleri, bizonlar, karibular falan insanları pek şaşırtan hayvanlar değil. Ancak Rhonda Miller, Kanada'daki bir otoyolda işe giderken çok az insanın şahit olacağı bir manzarayla karşılaşıyor. Uzaktan bakıldığında ilk başta otoyolda birinin yürüdüğünü sanıyor ve garipsiyor. Neden biri yolun ortasından gitsin ki? Hem kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Biraz daha yaklaşıyor ve bunun bir insan değil de bir ayı olduğunu düşünüyor. Ama o da değil çünkü ayıların pek görüldüğü bir mevsim değil. Bunun güzeller güzeli kocaman bir siyah kurt olduğunu ise ancak yanından geçerken fark ediyor. Rhonda bu hayvanın bu kadar büyük olmasına şaşırıyor. Özellikle de kocaman kafası ve çenesi dikkatini çekiyor. Çok geçmeden bu kurtlardan iki tane olduğunu ve ikisinin de arabasının yanında koştuğunu fark ediyor. Rhonda bu güzel ve bir o kadar da ilginç anı ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkarıyor ve kayıt tuşuna basıyor. Kurtların ne kadar hızlı koştuğuna da ayrı şaşırıyor. Saatte 50 kilometre civarında giderken bile kurtlara yetişmek için arada gaz vermesi gerekiyor. Siyah renge sahip olan kurtların ise Kanada'nın ormanlık bölgelerinde çokça görüldüğü biliniyor. Tersi akan şelale. Şelalenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Bir nehir keskin bir eğime ya da bir uçuruma denk geldiğinde yüksekten aşağıya akan sulardır. İngilizcesi de waterfall yani düşen su. Biz terse şelale der işin içinden çıkarız ama aşağı değil de yukarı akan şelaleye ne diyeceklerini onlar düşünsün. 2020 yılında Ağustos ayında Royal Ulusal Parkı'nda tuhaf bir olay meydana geliyor. Sydney'in dışında kalan bölgede aşırı sağanak yağışlar baş gösteriyor ve esen rüzgarın hızı saatte 100 kilometreyi aşıyor. Hal böyle olunca bizim şelale
hayallerinin canına tak ediyor tabi. Rüzgar öyle bir esiyor ki uçurum kenarına vurduğu an aşağı düşecek suları tekrar geldikleri yöne gönderiyor. Yani su bildiğin aşağı akmak yerine yukarı doğru akıyor. Bu görüntüleri izlemek bir yana dursun, olaya canlı canlı şahit olmak apayrı bir mesele. Yoldan geçen somonlar. Somonlar neden yoldan geçsin ki dediğinizi duyar gibiyiz. Yani sahiden ne kafa karıştırıcı bir durum olduğu kesin. Ama somonlar sahiden ne yoldan geçiyor orasında hemfikiriz. ABD'deki Skokomis Nehri yakınlarında meydana gelen bu olay bir sel baskını sonucunda yaşanıyor. Bu şahit olması inanılmaz ve bir o kadar da tuhaf bir manzaraydı. Bizim kafamız karışıyor tamam ama somonlar ne yapsın? Şunların haline baksanıza. Kimisinin bu durumdan hiç ama hiç hoşnut olmadığı her halinden belli. Diğerlerinin ise tek bir amacı var. O da olabildiğince hızlı bir şekilde yolun karşısına geçmek. Olan şey aşağı yukarı şuydu. Washington'daki bir yolu sel bastı ve çiftleşmek için orada bulunan somonların gittiklerini sandıkları yere ulaşmak için çaresiz bir şekilde bu yolun karşısına geçmeleri gerekti. Şans eseri orada bulunan bir doğa fotoğrafçısı güç bela yolun karşısına geçmeye çalışan somonları görüntülemeyi başardı. Umalım ki somonların çoğu kazasız belasız girecekleri yere varmış olsun. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.